Ahmet Yiğit Yıldırım sevgili arkadaşlar. Ülke Ocakları Genel Başkanı. Biliyorsunuz dün Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti. Çünkü Ankara Cumhuriyet Başsavcısını tehdit eden haber sitesine Orhun Haber'in ve Orhun Haber'in Twitter hesabının yöneten Genel Başkan Yardımcısı ve kardeşi gözaltına alındı biliyorsunuz. Gözaltına alındı ve tutuklandılar. Şimdi Genel Başkan Yardımcısı düzeyinde Orhun Haber'de Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili tehditler yer alıyorsa bunun Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'dan bağımsız olması mümkün değil. Ülke Ocakları'nı ya da MHP'yi en azından uzaktan bilen, 70'li yıllardan beri hem Ülke Ocakları'nı hem MHP'yi de yakından bilen bir gazeteci ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak söylüyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi bunları söylemediyse bugün çok ilginç bir haber demeyelim. Tolga Şardan köşe bir şey yazdı sevgili arkadaşlar. Aslında Devlet Bahçeli'nin neden konuya değinmediğini ve arka planda ne yaşandığını ortaya koyuyor. Çünkü neden? Çünkü Comanchero uyuşturucu kartelinin en önemli isimlerinden Badili ile iletişimlerinden dolayı soruşturma getiren ve gözaltına alınan İlbey Furkan Gözükara'nın nikah şahidi Sinan Ateş cinayeti şüphelisi Olcay Kılavuz sevgili arkadaşlar. Şimdi bu Avustralyalı ünlü yeraltı dünyasının, uyuşturucu dünyasının önemli isimlerinden bir tanesi. Bununla ilgili Esenboğa Havalimanı'nda iki polis gözaltına alınır. Rüşvet olayı nedeniyle. Şimdi işte bu Comanchero uyuşturucu kartelinin önemli ismi Body ile soruşturma getiren ve gözaltına alınan İlbey Furkan Gözükara'nın nikah şahidi Sinan Ateş cinayet yani Sinan Ateş cinayetinin talimatı verdiği söylenen Olcay Kılavuz'un çıkması hiç de rastlantı değil. Tabii yine nikaha Genel Başkan Yardımcısı tutuklanan Ülke Ocakları'nın Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın da çiçek göndermesi nikaha rastlantı değil. Diyoruz ya bu coğrafyada rastlantı yok sevgili arkadaşlar. Şimdi Devlet Bahçeli'nin aslında bugün o Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısının ve kardeşinin gözaltına alınmasıyla ilgili de laf söylemesi gerekiyor. Ama bir hemen söyleyelim sevgili arkadaşlar. İttifakla ilgili, Cumhur İttifakı ile ilgili son kulis bilgisi bu. Kaynağım açısından söylüyorum. İttifakın bitip bitmeyeceğiyle ilgili kritik bir görüşme. Devlet Bahçeli'den sevgili izleyiciler, bir, Olcay Kılavuz'u teslim etmesi isteniliyor. İki, aynı zamanda Semih Yalçın, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'in Devlet Bahçeli tarafından koruma kanatlarının kaldırılması talep ediliyor. Yani Cumhur İttifakı'nın çatırdaması, sonlanması bu üç isme bağlı. Ya bu üç isim teslim edilecek, Cumhur İttifakı yoluna devam edecek ya da bu isimler teslim edilmeyecek, Cumhur İttifakı çatırdayacak. Bugün aslında Devlet Bahçeli'nin bir rest çekmemesinin, çok açık tekrar söylüyorum, bir rest çekmemesinin, bu olayı hiç gündeme getirmemesinin ve aslında satır aralarında Gazze üzerinden Erdoğan'a mesaj vermesinin ve yine gündemde olan Dilan Polatlar'dan TikTok'taki meme meselesinden kadar ve tabii ki futbolcular meselesine kadar neler söylediğini, neden söylediğini bunları konuşacağız. Evet, şimdi Devlet Bahçeli'nin satır arasındaki verdiği mesaja dikkatinize çekeceğim sevgili arkadaşlar. Şimdi MHP lideri Devlet Bahçeli Fatih Terim fonu vurgununa, kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlardan cezaevinde olan Dilan Polat'a da, Engin Polat'a da, fenomenlere de değindi. Dedi ki, bunlara çanak tutan sahtekar bankacılar, saçlarına dolardan bukleler yapan soytarılar, milletimizde haklı öfkeye neden olmaktadır dedi. Tabii Özgür Özel'e de yanıt verdi ama devam etti şimdi sevgili arkadaşlar. Faiz geliri elde etmek için tertip edilmiş fon ve finans oyunları, milyon dolarlarını bu fonlarına bağlayan tanınmış simalar,
Bunlara çanak tutan sahtekar bankacılar, saçlarına dolardan bukleler yapan soytarılar milletimizde haklı öfkeye neden olmaktadır. TikTok rezaleti ise salgın gibi yayılmaktadır dedi. Devam etti. Yine geçelim, şöyle gelelim. Siyaset insanı nasıl yaşayacağı, ailesine nasıl geçindireceği, nasıl yönetileceği gibi çağdaş talepler ve arayışlar üzerine şekillenmektedir. Bir siyasi parti olarak bizden beklenenlerden en önemlisi her soruna isabetli cevaplar üretmektir. Milletin sesine kulak vermeyip makam ihtirasının tutsağı olanlar siyasi partiden çok organize menfaat şebekesine dönüş yapabilmektedir. Namerde el avuç açanların, birbirinin kuyusunu kazanların adı ne olursa olsun akıbetleri bellidir. Bir siyasetçinin özü sözüne kefil olmalıdır. Türk ve Türkiye yüzyılı cebini ve cüzdanını haksız şekilde doldurmak için el ovuşturanların değil, faziletin ve muhabbetin ehli olan millet sevdalılar eliyle inşa edilecektir. Faiz geliri elde etmek için tertip edilmiş fon ve finans oyunları, milyon dolarlarını bu fonlara bağlayan tanınmış simalar, bunlara çanak tutan sahtekar bankacılar, saçlarına dolardan bukleler yapan soytarılar, milletimizin haklı öfkeye neden olmaktadır. TikTok rezaleti ise salgın gibi yayılmaktadır. Toplumsal arınma, siyasi aklanma ertelenemez yükümlülüğümüzdür. Şimdi geliyorum. Bahçeli'ye nerede mesaj verdiğine sevgili arkadaşlar. Çok ilginçtir. Gazze'deki rehine takası ile ilgili bizzat Hamas'ın siyasi büro üyesi iki ülkeye teşekkür etti. Hangi iki ülkeydi? Mısır ve Katar'a. Erdoğan'a teşekkür etmedi. Türkiye'ye teşekkür etmedi. Yani o ateşkes olayında ve esirlerin ve rehinelerin teslim edilmesinde Erdoğan ne kadar sanki işin içerisindeymiş gibi, bilgisi dahilinde yapılıyormuş gibi açıklama yapsa da Hamas'ın siyasi büro yetkilisi işin içerisinde Erdoğan'ın adını ve Türkiye'nin adını hiç geçirmedi. Katar ve Mısır'ın adını geçirdi ki şu ana kadar da uluslararası çevrelerde bu iki ülke sayesinde hem ateşkesin yapıldığı, hem rehinelerin teslim edilmesinin, hem yeni esirlerin teslim edilmesiyle ilgili görüşmelerin bu iki ülkenin gözetiminde yapıldığı ortada. Hatta Katar yetkililerinin İsrail'e kadar gittiği ve görüşmeleri sürdürdüğü, hatta ateşkesi uzattığını biliyoruz çok, çok net bir şekilde. Şimdi diyor ki burada Devlet Bahçeli, İsrail ve Filistin arasında kalıcı barış ve adil çözümün yanındayız. Rehine takasının ümit verici olduğunu değerlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle insani yardım koridoru açılmasından şüphesiz bahtiyarız. Cumhurbaşkanımızın girişimleri ve insani yardım koridoru açılmasından şüphesiz bahtiyarız. Yani o koridorun açılmasında da Erdoğan'ın olduğuna yönelik olarak, Erdoğan'dan daha önce kimi sosyal medya hesapları var ama Bahçeli bizzat bu işi de Erdoğan'ın sağladığı mesajını veriyor. Devam ediyor. Diyor ki, haklı mücadelesinin arkasındayız. Başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarına haiz, bağımsız Filistin devletinin kurulmasından başka seçeneği de tanımıyoruz. İspanya ve Belçika başbakanlarının değerli açıklamalarda fazla sessiz kalınamayacağını göstermiştir. MHP Sayın Cumhurbaşkanımızın alacağı her kararın, uygulayacağı her politikatının samimiyetle de yanındadır. Sevgili arkadaşlar, Erdoğan'a çok açık net bir şekilde Gazze, Filistin meselesi konusunda hangi politika kararı alacaksanız, hangi kararı uygulayacaksanız biz her politikanın samimiyetle arkasındayız ve yanındayız diyor. Çerçeveyi çizerek söylüyor ama burada Devlet Bahçeli Erdoğan'a açık bir mesaj veriyor. Bu ittifakı bitirme. Sevgili arkadaşlar, İttifak kopma noktası. İttifak çatırdıyor. İttifak bitiyor. Evet, çok mecbur. MHP de mecbur, Erdoğan da mecbur. Yerel seçimlerde Erdoğan Bahçeli'nin oyuna daha da mecbur. Sadece Bahçeli'nin oyuna değil, Yeniden Refah Partisi'nin oyuna da mecbur. DSP'nin binde birlik oyuna da mecbur. Hüdapar'ın binde ikilik oyuna da mecbur sevgili izleyiciler. Bu ittifak yerel seçimler öncesi bitmez.
Ve Devlet Bahçeli iki genel başkan yardımcısını ve danışman yaptığı Olcay Kılavuz'u ve Ülkü Ocakları Başkanı'nı Ankara Adliyesi'ne teslim edilecek mi sorusuna bakmak gerekiyor. Şimdi soru şu, teslim eder mi? Ben söyleyeyim arkadaşlar. Teslim ederse hiç şaşırmayın. Tekrar söylüyorum. Bu ittifaka MHP daha çok mecbur Erdoğan'dan. Bakın tekrar söylüyorum. Bu ittifaka MHP daha çok mecbur. Çünkü eğer bu ittifakta o Sinan Ateş cinayetiyle ilgili ismi geçen 4 kişiyi teslim etmezse hem Bahçeli için hem MHP için alarm zilleri çalıyor. Koşulsuz Erdoğan'ın politikalarına destek vereceğini söylese de Devlet Bahçeli, Erdoğan kelle istiyor sevgili izleyiciler. Bu kelle Olcay Kılavuz'un kellesi, bu kelle Semih Yalçın'ın kellesi, bu kelle İzzet Ulvi Yönter'in kellesi sevgili arkadaşlar ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı'nın kellesi. Şimdi bu kelleler verilir mi? Soru bu kadar basit. Bu kelleler verilir mi? Bana kalırsa bu kellelere verilip verilmemesine Bahçeli tek başına mı karar verecek sorusunu sormak gerekiyor. Yoksa Devlet Bahçeli'nin en önemli danışmanı, baş danışmanı olduğu söylenen eski MİT müsteşarının müdahalesi mi olacak? Yukarılarda bu kelleler üzerinden başka pazarlıklar mı yapılacak? MHP bu kelleler üzerinden sevgili arkadaşlar, yani bu isimler üzerinden, kelle deyince yanlış anlaşılsın lütfen. Bu isimler üzerinden, yoksa büyük tavizler mi verecek sorusunu sormak gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bunlar ortaya çıkacak ve ben bunun hiç durulacağını düşünmüyorum.